Bir yandan da tabii ki Teknofest yaklaşıyor. Teknofest 2020 roket yarışları Tuz Gölü'nde başladı. Şimdi kameralarımızı hemen Aksaray'a çevireceğiz. A Haber muhabiri Ece Altuğ karşımızda olacak. Ece, kolaylıklar dileyelim. Önemli konuklarım var. Sözü hemen sana ve konuklarına bırakalım. Teşekkürler Gökhan. Artık Tuz Gölü'nde bu sene Teknofest'in üçüncüsüne ev sahipliğini yaptığını söyleyebiliriz. Tabii önemli misafirleri vardı. Onlardan birisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dı. Efendim, yayın konuğumuz olarak şimdi yanımızdalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Az önce gençlerin yanındaydık. Çok heyecanlıydılar ve çok iddialıydılar da aslında. Nasıl geçiyor Teknofest? Sizin izlenimleriniz neler? Bununla başlayalım. Evet. Biz de gençler kadar heyecanlıyız. Biliyorsunuz Teknofest ikinci yılında dünyanın en büyük uzay havacılık ve teknoloji fuarı oldu. İstanbul'da Teknofest'in ikincisini 1 milyon 750 bin ziyaretçi ziyaret etti. Bu sene üçüncüsünü düzenliyoruz. Ve Teknofest aslında toplumda büyük bir heyecan uyandırıyor. Çünkü orada havacılık şovlarıyla Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirdiğimiz ürünleri vatandaşlarımıza sunmamız hasebiyle büyük bir heyecan oluşturuyor. Aslında Teknofest'in bir odağı daha var. Bu da yarışmalar. Teknofest Türkiye'de özellikle lise seviyesinde ve üniversite seviyesinde gençlerimize yarışmalar düzenliyor. Bu yarışmalar özellikle geleceğin kritik teknolojilerinde, Türkiye'nin ihtiyacı olacağı teknolojilerde gençlerimizi bilgi sahibi yapmak, onlara bu alanlarda bir heyecan oluşturmak ve gençlerimizi o alanlara yönlendirmek için yapılan yarışmalar. Çok farklı yarışma kategorilerimiz var. Yani siber güvenlikle ilgili yarışmalardan otonom araç yarışmalarına, su altı insansız denizaltı araçlarından bugün gördüğünüz gibi roket yarışmalarına kadar. Roket yarışmaları bunların en heyecanlılarından bir tanesi. Bu sene Teknofest'te yarışmak üzere 100 bin gencimiz, çocuğumuz başvuru yapmıştı. Bugün roket yarışmalarında da 82 takımın yarıştığını görüyoruz. Burada amaç çocuklarımızın sıfırdan roketler tasarlayarak bu roketleri belli irtifalara çıkartmaları ve bir faydalı yükü gökyüzünden aşağı indirmeleri. 1500-3000 ve bu sene ilk defa başlayan 6000 metreye roket fırlatmalarını bekliyoruz. Bu roketler dediğim gibi sıfırdan yapılmış. Öğrencilerimizin, lise seviyesinde öğrencilerimizin sıfırdan tasarladığı, ama burada genel müdürümüz var. Roketsan'ın ve TÜBİTAK SAGE'nin katkılarıyla gerçek roket motorları kullanılarak yapılan, boyutları küçük ama gerçek roketler. Öğrencilerimiz çok heyecanlı. Başarılı olanlar çok seviniyorlar. Başarısız olanlar üzülüyorlar. Biz de bu imkanları öğrencilerimize sağlayabildiğimiz için gerçekten hem mutluyuz hem de gururluyuz. Biz diyoruz ki en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Biz burada geleceğin roketçilerini yetiştiriyoruz. Uzay ve havacılık alanındaki mühendislerini yetiştirmiş oluyoruz. Onlara heyecan vermiş oluyoruz. Onların enerjisiyle biz de tabii ki güç alıyoruz ve politikalarımızı buna göre tasarlamaya devam ediyoruz. Teşekkürler efendim. Sayın Bayraktar'a sormak istiyorum. Gençlerle konuştuğunuzda size örnek aldığını söyleyenler vardı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şu zamana kadar nasıl geçiyor festival? Tabii dün sosyal medyada atış sevincini görünce ben gençlerimizin, açıkçası ben de o irtifaya çıktım diyebilirim. 3000 metrelik bir atış yapmışlardı. Bu yarışmalar 3 yıldır devam ediyor. Ama bizim için açıkçası ben kendi serüvenimde, ülkemizin milli insansız hava araçları serüveninde burada da ufak roketler görüyoruz belki bugün. Biz de 2000'li yıllarda Türkiye'nin işte ilk milli insansız hava aracını ufacık 5,5 kiloluk bir uçak olarak yapmıştık. Şimdi 2020'ye geldiğimizde 5,5 tonluk Akıncı insansız hava aracını yapıyoruz. Bu genç kardeşlerimiz bayrağı bir kere çok daha yükseğe çıkartacaklar. Yani her bir atışı, daha az önce de iki atış oldu, siz de şahit oldunuz. Açıkçası bizim yüreğimiz küp küp atıyor. Çünkü burada aynı zamanda inanılmaz bir emek de var. Bir yıl boyunca hazırlanacak buradaki takımlar.
burada adeta bir çöl gibi bir vahanın ortasında güneşin altında roketlerini hazırlayacaklar. Yani gerçek uzay sistemleri de açıkçası biraz böyle oluyor veya bizim denemelerimiz de biraz böyle oluyor. En ufak bir hataya tahammül yok. Her şeyi mükemmel çalıştıracaklar ve 3 saniyede o atış gerçekleşecek. İnanılmaz bir adrenalin ve adeta büyük bir gurur, büyük bir özgüven kaynağı aynı zamanda gençlerimiz için. Yani bunu başarabilmek dünyada zaten sadece 2 ülkede yapılıyor bu tarz yarışmalar ki bu tarz yarışmalar bu gibi teknolojik alanların önü açılsın diye yapılıyor. Yeni alanlar bulunsun diye yapılıyor. Bunu tetiklemek için, toplumsal dönüşüm için ve o dönüşümün sürekliliği için yapılıyor. Bu dönüşümden de kastımız Milli Teknoloji Hamlesi. Yani teknolojiyi tüketen değil, hatta üreten de değil. Önce hayal edip, araştırıp, geliştirip, ondan sonra üreten bir Türkiye hayaliyle yapılıyor bütün bu çalışmalar. Bu anlamda ben burada Roketsan Genel Müdürümüz de var. Kendileri ve TÜBİTAK SAGE bu yarışmayı düzenliyorlar. Bu anlamda kendilerine de çok teşekkür etmek istiyorum. Ve son olarak da bu alanda yaşadığım kısa bir nükteyi aktarmak istiyorum. Burada yarışmaya hazırlanan arkadaşlarımızla, genç kardeşlerimizle tek tek ziyaret görüştük. Bir tanesinin anlattığı hikaye beni etkiledi açıkçası. Kendileri tabii imkanları dar. Anadolu'nun ve Türkiye'nin her yerinden geliyorlar ki dünyada da bunun pek benzeri yok. Yani bu şekilde bir toplumsal heyecan açıkçası. Türkiye'nin 81 ilinden yarışmalar var. Bu yılda 100 bin gencimiz bu yarışmalara toplamda katıldı. Onlardan bir tanesi işte roketlerini yapmak için tabii sponsor arayışına girmişler. Biz malzeme desteği ve diğer teknik veriyoruz ama destek veriyoruz ama işte ilave ihtiyaçları olduğundan böyle bir arayışa girmişler. Herhalde o ilçelerindeki, illerindeki sanayicilerden biriyle görüştüklerinde tabii gözleri dolmuş. Ne istiyorsanız vereyim demiş. Onlar demiş bizim sadece bu kadar. Onlar da sadece şu kadar ihtiyacımız var. Tabii bu anlamda milletimizin de bu dönüşüme sahip çıkması ve dua etmesi bizler için en önemli husus. Ben bu anlamda aziz milletimize de şükranlarımı iletmek istiyorum. Ve sizler buraya kadar gelip bu heyecanı milletimizle paylaştığınız için de sizlere de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Çok kısa bir şey soracağım. Akıncı'dan bahsettiniz. Akıncı TİHA'nın operasyonel olarak ne zaman kullanılacak? Bu da merak konusu. Sizi bulmuşken sormak isterim. İnşallah 2020'de operasyonel olarak kullanıma başlayacak. Yoğun bir şekilde testleri ve üretim faaliyeti devam ediyor. Bazı özellikleri de bir yandan kalifiye ediliyor ve geliştiriliyor. İnşallah 2020'de müjdeli haberi vereceğiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi bizler Tuz Gölü'ndeydik. Teknofest'in üçüncüsüne ev sahipliği yapıyor ve değerli konuklarımızla da size buranın heyecanını aktarmaya çalıştık diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.